Vallahi tekrar 20 gündür tekrar altı. Evet falan. Arkadaşlar, ABB grubunu değerlendirdik. Süre kısıtlamamızdan dolayı biraz daha kısa geçeceğiz. C ve D grupları için. Gerekirse ikinci tur aşamasından sonra bir ufak değerlendirme programı daha yaparız. Daha detaylı olur. O zaman daha şekillenmiş olur. Playoff kadrolarını bir görmüş, izlemiş oluruz diye. Ben o yüzden bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla bu CD grubunu değerlendireyim isterseniz. Sizlere de eklemek istediğiniz veya benim atladığım bir şey varsa veyahut da fazla söylediysem düşüncelerinizi gösterin, bildirin daha doğrusu. Favorilerimize kimler çıkar, kimler çıkamaz diye bir tahminlerimizi bulalım. Daha sonra ilk dört içinde bir yer ayırıp programımızı kapatalım. İzleyenler de çok sıkılmasınlar. Sanırım 45 dakikaya yakın bir ilk periyodu 45 dakikaya yakın oldu. Çok insanları da sıkmak istemiyorum o yüzden. C grubuna gelecek olursak zaten buradaki takımlar Toronsos, Willpower, Club, Stuttgart ve Paşa Gücü. Bence ben bu takımların arasında izlemediğim var mı? Paşa Gücü, Stuttgart. Hepsini izledim. Biliyorum. Bu grupta bence bir kere son finalist var. Willpower. Geçen sezon hiç favori göstermeyen bir takım olarak herkese çok iyi bir örnek oldular. Keza Güzel Kapı da öyleydi ama şampiyon olarak zaten daha büyük bir örnek gösterdiler ama Willpower gerçi geçen sezon çok iyi bir galibiyet oranıyla katılmışlardı değil mi? 9'da katıldı. Yani namargolar çıkmışlardı doğru. Biz de beraber kalmıştık. Misal veriyorum aynen öyle. Yani bu sezon mağlubiyetleri var ama kadroya baktığımız zaman hep mağlubiyetler bu finalist kadrodan olmayan kadrolar olduğu zamandır. O yüzden Willpower bence hatta biraz da sıkıntıları var ama onun ne boyutlu olduğunu bilmiyorum. Çünkü oyuncularından birçoğunun bayram öncesinde tatil programları varmış. Kadro biraz sıkıntılı olabilir diye beni biraz tereddüte düşürüyorlar. Ama onun dışında geçen sezon final oynayan bir takımın grup aşamasında bu gruptan çıkmama ihtimalini çok düşük görüyorum. O yüzden Bilbao bu gruptan bence banko çıkacaktır. Kadrosunu ideal kadroyla kurabildiği durumunda tabii. Yoksa kazaya kurşununa gider. Toronsos bence bu ligdeki en tecrübeli takımlardan bir tanesi. Ta benim oynadığım dönemde bile oynuyorlardı Fatih. Hatta bizim bir yarı final maçımızda Fatih'le bizim tanıştığımız daha o zamana gelir. 0-0 beraber kaldık. Penaltılarla elemişlerdi bizi. Oradan beridir tanıyorum. Takımına bakıyorum. Geçen bir maçlarını izledim işte. Güzel Kapı'yla yaptıkları maçta. Güzel Kapı çok dağınıktı ama iyi bir oyuncu daha takviyesi yapmışlar. Ki o maçta tam kadro değillerdi. Değillerdi de. Yani eksikleri de vardı. Titanium full gidiyordu. Kokosu Serdar bana demişti. Titanium Toronsos'la yener, ben dedim Toronsos alacaktır diye. Ama galiba maç 3-0'dan 4-0 oldu. 4-0'dan 5-4 oldu. Bir şey oldu. 4-3 geldi. Yani mucizesi gerçekleşti. Doğru. Bu, yani bu tip durumların yaşanabileceği bir takım olduğuna göre Toronsos bence bu grupta ikinci favori adayıdır bence. Sadece değil. Yani sadece C grubu için söylemiyorum. Toronsos ve Willpower bence 2018 lig maratonunun sezonunda en az bir çeyrek final, yarı final görme derecesi, bu derecelere ulaşacağını düşünüyorum. Toronsos'a minik bir şey ekleyebilir miyim? Toronsos'ta şu da var. Geçen sene playoff'a yaklaşılan dönemde lige başladılar. Ve şu an en uzun soluklu oynayan takım ligde. Düzenli olarak, doğru zaten her cuma maç yapıyorlar. Geçen sene playoff'a giremediler geç başladıkları için ama hiç bırakmadılar sezon başından beri. Ara vermeden devam ettikleri için. Az oynadılar ama hep düzenli seviyede oynadılar. Aynen, Ramazan'da biraz kısıtlar, onun dışında dediğin gibiydi. O yüzden bence Toronsos ve Power gruptan çıkmayı bırakın. Eleme maçlarında başarı göstereceklerdir. Şampiyon olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum ama olurlarsa şaşırılmayacak. Hani diyoruz ya bu sezon, geçen sezon 4-5 tane favori varken sürpriz oldu diye. Bu sezon çok daha üst seviyede. 10, 13, 15... En az 10 tane takım yani. Aynen öyle, en az şampiyon olduğu zaman şaşırılmayacak 10 takımdan 2 tanesi bunlar. Geriye kalıyor bence tek bilet. Bunun içinde Club, Stuttgart, Paşa Gücü var. Bunların arasındaki takımlardan Stuttgart son zamanlarda bülbüllere takviyeleriyle ilk 24'ü kendilerini attılar.
Sanırım bir iki tanesini de almışlar birbirlerinden. Playoff'ta kendileri transfer etmiş. Yusuf. Çünkü Ömer askere gidiyor. Ömer'i oynatamıyorlar. Oynatamıyorlar. Yani şu dükkan oynatamıyorlar. Ha, yani kadrosu biraz sıkıntılı olduğu için düşük ihtimal. Ben Stuttgart'a veriyorum ama Stuttgart'ta dediğim gibi yani çok boş bir takım değil. Bu gruptan bence eleyebileceği, yani Toronto'sa bir power'ı dışarı atamaz bence ama üçüncüler çıkarsa da şaşırmam. O da bir gerçek. Klak üçüncü olur. Paşagücü'nün şöyle bir durumu var. Paşagücü bir ara bir ara verdiler falan. Ondan önce 5'li 5 başlamışlardı falan ama Paşagücü'nün ben hiç boş maç yaptığını bilmiyorum. Tamam çok puan toplayamadılar, yenildiler ama hep iyi takımlara bir farktan yenildiler. Efendime söyleyeyim, iyi sonuçlar aldılar, iyi mücadele ediyorlar. O yüzden bu gruptan çıkabilecek gücü var. Ama dediğim gibi bu fikstür önemli, kimden oynuyorsun, bunların hepsi kaderi belirleyecektir. Hatta Paşagücü dün ligin son maçında sakatlanan oyuncusu da en iyi oyuncusu. Evet, Mücahit. En iyi oyuncusu. Mücahit. Ciddi bir sakatlık yaşadı. O yüzden lig maratonu ailesi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Alçıya alma durumu falan varmış. Belki oynayabilir. O yüzden kaptan Bahtiyar'ın ve Emre'nin takımı kurarken problemler yaşayabileceğini tahmin edebiliyorum. Klub da ligin ilk takımlarından bir tanesi. Geçen sezonda Bolbast olarak iyi bir derece almışlardı. Elemeleri çıkmışlar. Çeyrek finalde. Osmanlı olarak Osmanlı gibi güçlü bir takıma elenerek 3-2'lerde. Bu sezon iyi bir giriş yaptılar, toparladılar falan. Sezonun başında yoklardı. Sonradan vites yükseltenlerden bunlar da. O yüzden potansiyeli iyi bir takım ama yani ligin sürprizlerinden bir tanesi olabileceğini düşünmüyorum bu sezon. Çünkü geçen sezon oynayan oyuncuların denizli misal başka takımlarda da oynuyor. Kadro problemi yaşayabilir. O yüzden bence Toronto Spitballer bu grupta ilk iki olarak çıkacaktır benim düşüncem. Diğer üç takımın eşit şartı var. Dediğim gibi birçok etken var bunu belirleyebilecek. Bir çıt Stuttgart'ı biraz geride görüyorum çünkü kadrosunu bilmediğim için. Ama üçüncü olurlarsa da şaşırmayacağım bir durum. Stuttgart kendisi de bilmiyor kadrosunu. Evet Stuttgart da şu an zaten bombalı. Stuttgart kendi kadrosunu alacağım, çok iyi biliyor. Bilgilerimiz. O kadroyu ben de çok iyi biliyorum. Bak işte benim bilmediğim şeyleri sizden fikir sorduğum zaman söylediğinizde daha bir ortaya aydınlık bir tablo çıkacaktır. O yüzden soracağım bunlarla ilgili sizin düşüncelerinizi. Diğer grubuna gelecek olursak birinci torbadan Titanium, ikinci torbadan Tsubasa, üçüncü torbadan Telloğulları, Efsane Spor, Güzel Kapı. Şimdi buraya baktığım zaman izlemediğim takım olarak sadece Tsubasa ve Efsane Spor var. Efsane Spor'un galiba biraz bir yarım saatlik bir maçını izlemiştim. İki kayboldu çünkü. Çok iyi hatırlamıyorum ama Tsubasa'yı hiç izlemedim mesela ve Titanium'u da izlemedim. Titanium'u sadece aldıkları müthiş gerçekten yani zaten kaç maçları var bunların? 13. 13. Neredeyiz? 13'te 12 yapmışlar. Bir tek Fantastico'yu kaybetmişler. Bu da son kolu vardı. Aynen öyle. Ben de İlginiz'deki maçlarından bir tanesi oynandı. Çok sağanak yağmur altında oynandı o maç. Fantastico maçı. Belki 2-1'de 2-2 olsaydı Titanium vermeyebilirdi maçı. Doğru. İşte yani ve ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Titanium'un oynadığı maçlara bakıyorum. Canlı farklı yani. Ekrandan da gösterirsen sana zahmet. Wilbauer'ı yenmiş. Birinci torba takımıydı. Ağları yenmiş farklı. Fantastico dediğin gibi 3-2 yenilmiş. O yağmurda belki teknik kapasitesi düştüğü için kazanabilecek potansiyel olabilir. Son şampiyon Güzel Kapı'yı yenmiş ki o zaman zaten şampiyonluk oranlarına sizi zirveden indiren maçta oyunu. Parantez açayım. Biz orada geldiğimiz zaman abi o zaman söylüyorum. Yani elimizden kaçırdık onu söyleyeyim. Doğrudur. Cantaş'ı 6-1'e yenmiş. Toronto'su 3-0'dan 4-3 yenmiş. Panzerleri yenmiş. Toro, Kakosya Fark, evet. Suriçi'yi çok rahat yenmiş. Paşagücü, Klub. İyi takım yok. Hiç kötü takım yani yok. Hiçbirisi kötü takım değil. Ve skor yani sadece zorlandıkları 3-0'dan 4-3'lük
Toronsos yani. Öyle bir şey var. O maçı hep sen... getireceğim Serdar. Yani. Ölme. O yüzden izlemedim ama görünen köy ve şunu şuraya bakacak olduğumuz zaman şampiyonluk oranlarında yani 1-10 oran alıp zirvede bulunuyorsa tamamen bu oynadığı rakiplerdeki farklı galibiyetlerin etkini vardır. O yüzden D grubunun almış olduğu şu ana kadarki performansına göre favorisi benim gözümde Titanium. Ama şöyle de bir şey var. Grubunda Telloğulları var. Güzel kapı var. Yani çok zor bir grup bence. Artı Tsubasa Gatım'dan birleşti. Çok iyi bir potansiyel ürettiler. Efsane Spor düzenli oynuyor ama kadrosunda işte Efsane Spor'u çok iyi izlemediğim için Anıl'dan bir yorum yapamayacağım. Anıl'dan sonra. Anıl bıraktıktan sonra. Anıl bıraktı dışı, mı? Oyuncu dışına yurt, dışı, yurt dışına çıkması. İşte yani. Önemli bir oyuncusu. Ha. Yurt dışına çıktın mı bütün riskiyle dağılabiliyor. Mücadele olarak üst düzeyler hala ama kapasite belli. Skor üretimi yok. Bence B grubu için dediğiniz gibi çok dengeli bir grup diye. Ben baktığım zaman şimdi zaten yeni daha bakma fırsatım oldu. D grubu çok daha zor. Güç seviyesinin yüksekte olduğu dengeli. Zaten Titanium, Telloğulları, işte. Güzel Kapı zaten evet. Seviyeyi yükseltiyor. Bakıyorsun efsane eden de Tsubasa Gatım var gruplarında. Yani yine boş takım yok. Tsubasa Gatım'la birleşmeden önce bir seriye kalındılar. Sonradan açılıp patır patır maç kazanıp ikinci turbaya kadar çıktılar. Yani bu en büyük, çok güçlü takımlarla yapmamış olabilirler. Tsubasa'nın en büyük, ya Tsubasa Gatım'ın en büyük handikapı mı diyeyim? Yani artı dezavantaj mı, onu kullanabilirler mi bilmiyorum. Birleşmesindeki oyuncu profilden. Şimdi bir takımda birleşiyorsunuz ama benden 3 oyuncu önce, senden 5 oyuncu, bu takımı harmanlamak. Doğru. Ne derece olmaz? En büyük handikap. En büyük handikaplardan lider kim olacak şimdi? Bizim bildiğimiz kaptan Tsubasa'nın Emrah. Emrah'ın takımda bir ağırlığı var. Hayati'nin bir ağırlığı var. Gatım'daki oyuncu grubu bunlara ayak uydurabilecek mi? Karakter olarak uyacak mı? En büyük handikaplar, en büyük sıkıntılardan birisi bunlar. Şuna bakayım mı o zaman? Geleceğim onlara Ertuğrul. Neydi bunlar? D grubu mu? Evet. 2